We see you creeping, but keep on dreaming. You're a bit too curious. Not interested, try to keep it in your pants. There's a time and place for this. Cause when we step out, we control the scene. And that means there will be no dancing on me. I'ma do my own thing. Get your hands. Daha 8:22 falan. O kadar zor uyandım ki ama böyle parka gidip kedilerle böyle muhatap olunca baya enerjim yükseldi. Çok tatlı oldu şu an. Sadece video çekmek için güneşin alnında duruyorum. Gözüme giriyor. Çok rahatsızım. Ama ışık güzel görünüyor diye düşünüyorum. Bugün 3 tane sınavım var. Daha doğrusu 2 sınavım, bir ödev teslimim var. Bir tanesi de hukuk. O yüzden bence bana bol şanslar. Ama dün 12 saat falan hukuk çalıştım. Üstüne bence ikinci sınav için hazırlıklarım çok güzel oldu diye düşünüyorum. O da iletişim mesleklerine giriş diye bir ders. Bir tane video izletti. Böyle soyut bir video. Ve üstüne bir reklam kampanyası tasarlamamızı istedi. Ondan sonra bir de kariyer planlama var. Bir işe başvurmak için bir ön yazı ve bir CV hazırladım falan. Zaten vardı bir CV'm. Onu biraz daha ciddi hale getirdim. Bence güzel oldu. Bakalım. Dün giydiğim üstümü giyiyorum. Çünkü bu hudim yeni ve bayılıyorum. O yüzden giymeye devam edeceğim. Ve mor olduğu için herkes anlayacak. Ama kimin umurunda? Her yerde makyaj yapıyorlar çünkü sınava geldik ve sabah yapamamışlar o yüzden. Hukuk sınavımız vardı, pek yetiştiremedim bu işi. Ya olsun, sınav güzel geçti. Aynen, sınavımız iyiydi, kalmayacağımızı düşünüyorum. Bir makro ekonomi travması yaşamayız. İnşallah. Hemen şimdi sabitleyeceğim, bunu da sürüyorum. Melisa da makyaj yaptı ama o kadar bitirmiş hali onu. Emin değiliz bundan, hep bunu giyiyor. Bence gayet güzel oldu. Bu benim günlük makyajım. Kapatıcı, rimel, sabitleyici pudra. Bu kadar. Çok iyi. Voy'a geldik. Bakın. Kabataş Lisesi'nin orada bir kafe. Ve çok tatlı bir yer. Ama burayı nasıl çekeceğimi bilmiyorum şu an. Şimdi oturduğumuz yer... Bir dakika, buradan uzaklaşayım. Çok garip bir hareket yapıyorum şu an. Acayip minnoş bir yer. Çiçek ve ben. Çünkü estetik aldım. Çok yüksek, fark etmişsiniz. Biz telefonum şarjdaydı ve onu bu çekim için şarjdan çıkardım. Geri takmam gerek. Böyle bir yer. Kendimi çok garip hissediyorum şu an. Ve de ışık kötü. You might be the right guy that caught me at the wrong time. Tonight I'm unattainable. Yeah, I'm feeling myself. Karşısındaki tavus kuşuna bakın hemen.
Hemen şu tavus kuşuna bakın. Her gün onun sesini dinliyoruz ya. Çıldırtacak beni. Bu. Bu. Manyak. Bugün Perşembe 14 Nisan ve şimdi tarih sınavına gidiyorum. Bu arada tarih benim en korktuğum, en nefret ettiğim, en hiçbir şey yapamadığım derstir her zaman. Yani ilkokuldan beri ve hala aynı konuları işliyoruz. İnanamıyorum yani. Neyse açık sınav olacak. O yüzden okula gidip birkaç not bastıracağım. Bir de önceki kendi sınavımı ve Saruhan'ın önceki sınavını. Çünkü AA ile geçmiş. Sonra başka işim yok. Bu arada çok çalışmadım sınava çünkü biraz böyle yorum üstüne hafif bilgi sahibi olman gereken bir sınav. O yüzden bir sınıfa yazmıştım not atabilecek olan var mı diye. Sonra çok tatlı bir insan bana özelden not attı. O yüzden onun notlarını geçirirken biraz öğrendim hem de. Sınav günü. Ay acaba nasıl görünüyorum? Şu an elektrikler gitti. Bütün Beşiktaş'ta gitmiş galiba. İnşallah gelecekler. Şimdi ben yine üstümde ayın üstün olduğunu farkındayım ama gerçekten o hafta giydim ve bıraktım onu yapmayı yani. Bütün videoda bu üstü giyiyorum ama 3 gün giydim ve sonra gerçekten dedim ki Irmak ara veriyorsun. O kadar da değil. Ve sonra giymedim. Gerçekten. Ama şu an yine bununlayım. Neyse tarih günü. Ondan sonra o sınava girdik tarih sınavına. Fena geçmedi. Sonra bir sınıftaki kızlarla işte Melisa, Şimal, Pelin, ben Barko'da, Beşiktaş'ta Barko diye bir yer var. Oraya bir lapa patates yapmaya gittik. Çünkü neden olmasın? Öğlen 3'te. Harikaydı. O kadar eğlendik ki. Sonsuz sohbet ettik falan, çok güzeldi. Sonra Pelin'in gitmesi gerekti. Biz Şimal, ben, Melisa, Latife diye bir kahveci var yine Beşiktaş'ta. Latife'yi de adı herhalde diye düşünüyorum. Oraya geçtik. Ondan sonra orada Şimal'de Melisa Türk kahvesi içti. Ben biradan sonra çok şişiyorum. Zaten sevmem çok bira ama içince de böyle acayip şişiyorum. O yüzden hiçbir şey yerim yoktu. Yemedim, içmedim bir şey. Sonra çıktık işte. Biz Melisa'yla döndük. Tam böyle otobüse bineceğim. Eve gideceğim falan. Bir anda bir mesaj. Işıl dedi ki işte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konseri varmış Zorlu'da, PSM'de. Ona bileti varmış Işıl'ın, iki tane. Gelmek ister misin, Ortaköy'de misin falan. Sonra dedim ki tabii ki gelirim falan, hemen atladım otobüste ters yöne gidip vazgeçip oradan gitmeye. Bir anda Filarmoni Orkestrası'nın konserine gittik. Böyle ilk yarının çok az bir kısmını izleyebildik. İkinci yarıyı izledik asıl. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Ondan sonra çıktım, evime döndüm. Bir de YouTube için.